Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kripto para videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz yaklaşık olarak birkaç ay önce bir video çekmiştik. Ethereum madenciliği Temmuz ayında bitiyor diye. Bu video pek çok kişiden yoğun tepki aldı. Tepki almasının nedeni de muhtemelen işlerine gelmedi. İşte yok Ethereum madenciliği bitmez, yok şöyle olmaz, yok böyle gitmez, yok gelirlerimiz artar falan. Fakat şu anda Haziran ayına geldik. Artık Zurna'nın zırt dediği, zort dediği yerdeyiz. Artık ne dediyse bu Zurna. Çünkü önümüzdeki ay Ethereum madencilerinin gelirleri büyük oranda düşecek arkadaşlar. Kimilerine göre %30, kimilerine göre %50, hatta %60, %70 düşecek diyenler de var. Peki bu oranda düştüğünde gelirler ne olacak? Hali hazırda günümüzde zaten zorluk tavan yapmış durumda. Yani bugün mesela bu videoyu biz hemen kaçında çektiğimizi söyleyeyim sizlere. 7 Haziran'da çekiyoruz. Muhtemelen 8 Haziran'da da yayına vermeye çalışacağız. Şu anda 7 Haziran'da bir tane RX 580, yani 8 GB RX 580'in getirisi arkadaşlar 2.04 dolar olarak gözüküyor Ethereum bazında. Bu Ravencoin'de ise 1.49 dolar olarak gözüküyor. Yani buradaki makastan bile sadece Ethereum gelirlerinin ne kadar azaldığını net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla Ethereum'da şu anda gelirler iyice ne dibe vurmuş durumda. Çünkü zorluk aşırı derecede arttı ve zorluğun artmasıyla birlikte gelirler düştü. Bir de buna biliyorsunuz son dönemde kripto para piyasasında böyle bir kırmızı hareketler yaşanıyor. Ne demek bu? Kripto paraların hepsi adeta çöküşe geçti. Bir ara 64 bin dolara çıkan Bitcoin 32 bin dolarlara kadar geriledi. 4 bin doları deviren Ethereum 1800 doların altına düştü. Dolayısıyla bir toparlanma yaşadılar ama bu toparlanma tam olarak insanları memnun etmedi. Yatırımcıları bu kripto paralara tekrardan geri döndürmeye yetmedi. Hatırlayın 2021'in özellikle ilk çeyreğinde, yani ilk 3-4 ayında insanlar kripto paralara aşırı derecede ilgiliydiler. Muhtemelen sizin çevrenizde de vardır. Sürekli herkes böyle yok şunu aldım, yok bunu aldım, Doge'ye bastım, BitTorrent aldım, onu yaptım, bunu yaptım, şu kadar kar ettim diye konuşuyorlardı. Fakat şimdilerde bakın artık o eski trend kalmamış durumda. Yani özellikle böyle gün içerisinde al sat yapanlar, işte gireyim %5, %10 karla çıkayım diyenler şu anda kripto para piyasasını şöyle kenara ittiler. Kripto para piyasasında işlem yapılmayınca doğal olarak Ethereum gelirleri de düştü. Örneğin hatırlayın bir ara Shiba Inu diye bir coin vardı. Bu coin ne oldu arkadaşlar? Gate.io vesaire 3-4 tane yerde en önce listelenmişti. Sonra Binance dedi ki ben bunu listeleyeceğim. Herkes ne yaptı? Bu Gate.io gibi hesaplardaki shiplerini Binance'a aktarmayı seçti ki bu Ethereum ağı üzerinde bir coin olduğu için o ara Ethereum böyle madencilerinin gelirleri 2-3 katına kadar arttı. Fakat şu anda Shiba vesaire herhangi bir coin üzerinde öyle çok yoğun işlemler yapılmıyor. Hatta işlem yapılmıyor. Yani piyasadaki alsatlar bile önemli oranda azalmış durumda. Dolayısıyla bu da neye etkiliyor arkadaşlar? Madencilerin gelirlerini etkiliyor. Örneğin son dönemde Çin'de Bitcoin madencilerinin oluşturduğu tesisler var böyle. Bayağı büyük tesisler. Onların kapatılması gündemde. Dolayısıyla onlar kapatılınca Türkiye'de ya da herhangi dünyanın herhangi bir köşesindeki Bitcoin madencilerinin gelirleri arttı. Lakin şu anda Ethereum'da böyle bir durum söz konusu değil. Önümüzdeki ay bunun yanına bir de Ethereum'un yeni güncellemesi gelecek. Yeni güncelleme ile birlikte gelirler daha da düşecek. Dediğim gibi az önce de %50 diyen var, %70 diyen var. Hadi en azını baz alalım. %30 düşecek diyelim. Yani şu anda dediğim gibi 2.04 dolar mıydı? Bir daha bir bakayım. Tabii 2.04. Yani %30 bile düşse 2 dolardan bahsedelim. 2 doları baz alıp söylersek 0.6 dolar gibi bir düşüş yaşanır %30'da. Bu da baktığınız zaman 1.4 dolara gerilemesi anlamına geliyor gelirlerin. O zaman da Ravencoin kazmak yani böyle bir tık daha karlı olabilir. Mesela şu anda Ravencoin 1.49 dolar. O zaman 1.40 dolarda Ethereum getirecek. Dolayısıyla Ethereum biraz daha böyle geri düşebilir. Tabi orada bazıları çıkıp ben işte başka coin kazanayım dediğinde zorluk biraz daha düşecektir. Dolayısıyla gelirler biraz daha yükselecektir. Fakat asla eski seviyeye çıkmayacaktır. Ki bakın burada çok önemli bir husus var. O da Türkiye'de elektriğin dolar bazında düşük fiyat kalması. Pek çok ülkede mesela karşılaştırmaları vardır bunun internette. Bakıp
görebilirsiniz. Pek çok ülkede şu anda Ethereum böyle 2 kat falan kazandırıyor. Yani ülkemizdeki gibi böyle 5-6 kat, 10 kat değil. Dolayısıyla bu tarz ülkelerde gelirler düşünce dolar bazında ne olacak arkadaşlar? Elektrik maliyetini karşılamamaya başlayacak. Ha tabii ülkemize yine elektrik maliyetini rahat bir şekilde karşılayabiliyor. Şu anda ortalama bir RX 580 falan ki en çok tercih edilen kartlar bunlar biliyorsunuzdur. 100 lira falan yapıyor. Aylık yani elektrik gideri bunun 100 lira civarında diyebiliriz. Dolayısıyla yani günlük 1.4 dolar bile getirse hemen burada basit bir hesaplama yapalım. Şu anda dolar ne kadar bakalım. 1.4 dolar baktığımız zaman arkadaşlar 12 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Yani 12 lirayı da 30 lirayla çarparsak işte 360 lira yapıyor. Dolayısıyla 100 lira elektriğe verdiğimizi düşünürsek yine 260 lira gibi bir kar bırakabiliyor bizlere. Tabii ki şu andaki dolar kuruyla vesaire hesaplıyorum ben. Bu bizim açımızdan bir avantaj aslında. Hani elektriği Türk lirası üzerinden ödüyoruz. Son dönemde çok fazla zam gelmedi. Özellikle geçtiğimiz yıl çok gelmişti ama bu sene elektriğe henüz çok fazla zam gelmedi. O yüzden önümüzdeki ay yani Temmuz ayında Ethereum geliri düşse bile yine bir tık kazandırmaya devam edecek. Fakat burada şu gerçek de var. Ekran kartı fiyatları 7-8 bin lira olmaya başladı. Yani şimdi kimse ben ayda 250 lira kazanacağım diye kalkıp da 8 bin lirasını bağlamak istemeyebilir. Artı dediğim gibi Ravencoin vesaire daha fazla kazandırmaya başlıyor. Ve Ethereum'daki zorluk da gitgide yükseliyor. Ben zorluğu sabit tuttum şu anda. Dolayısıyla Temmuz'a kadar bu zorluk sabit kalmayacak. Sabit kalmadığı için de ne olacak? Gelirler bir nebze daha düşecek. Ve önümüzdeki süreçte öyle ya da böyle siz isteyin ya da istemeyin, sövün ya da sövmeyin. Ethereum madenciliği bitecek arkadaşlar. Bazı kişiler böyle işte yok 2022 sonuna kadar devam eder, 2022 sonunda ancak biter vesaire demişler ama 2022 sonunu bulacağını ben hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Özellikle şu sıralarda ekran kartı alıp işte madenciliğe gireyim vesaire gibi bir düşünceniz varsa iyice araştırın. Çünkü artık gelirler eskisi gibi yüksek değil. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Artı şu da önemli. Kripto para piyasasının ne olacağı da tam olarak net değil. Bakın yani çok değil 15-20 gün önce 4000 dolar olan bir kripto para bugün 2000 dolar seviyelerine inmiş durumda. Dolayısıyla yarın bunun 1000 dolara, 500 dolara, 50 dolara düşmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Bakın 2 yıl önce, 3 yıl önce Ethereum 1400 dolarlardan 70 dolarlara kadar gerilemiş. Sonra adım adım tekrardan çıkmış. Tabii çıkmaya da bilirdi. Bu riski de göz önüne almak gerekiyor. Bu videomuzda Ethereum madenciliğinin ya da ekran kartı madenciliğinin biraz geleceğine dair bir şeyler söylemeye çalıştık. Yorumunuz varsa videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bazı çok bilgili arkadaşlar var. Özellikle onların paylaşımları çok hoşuma gidiyor. Yani yazıyor. Ama gerçekten bilgilendirici şeyler yazıyor. Onların yorumlarını da merakla bekliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.